Hepinize yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok yararlı olacağını düşündüğümüz harika bir video ile geldik. Malum biliyorsunuz kış aylarına girmeden önce hepimiz konserve telaşına giriyoruz ve konserveler yapıyoruz. Konservelerimizi hazırlarken domates kabuklarımız hep israf oluyor, çöpe gitmek zorunda kalıyor. Biz de bu nedenle sürekli farklı alternatifler arıyoruz domates kabukları nasıl değerlendirebiliriz diye. O yüzden bu videoda sizlerle domates kabuğunu değerlendirmenin çok güzel bir yolunu anlatacağız. Gördüğünüz gibi elimizde 15 kilo domatesimizden soyulmuş kabuklarımız var. Yarım kilo kadar da kapya biberimiz vardı. Şimdi bu şekilde robotumuza aldık domates kabuklarımızı. Birkaç aşamada robot mutfak robotumuzu alıp domates kabuklarımızı güzelce geçireceğiz. Şimdi ilk aşama olarak domates kabuklarımızı robota aldık. Tamamen böyle pürüzsüz, hiç pürüzü olmamasına gerek yok. Çünkü daha sonra bir pişirme işlemi de gerçekleştireceğiz. İleriki aşamalarda zaten pürüzsüzleştirmek için de gerekli işlemleri yapacağız. Şimdi kontrol ediyoruz. E, i̇stediğimiz kıvama gelmiş domates e, kabuklarımız. Gördüğünüz gibi zaten e, robottan geçince hacmi yarıya iniyor bu şekilde miktar daha domates kabuğu ekleyerek tekrar robotumuzu çalıştıracağız. Yine ilk koyduğumuz miktarın yarısı kadar koyduk robotumuza. Tekrar çalıştırıyoruz arkadaşlar. Biberi bir sonraki aşamada ilave edeceğiz mutfak robotumuza. Hepsi bir tencerede karışacak zaten. O yüzden sıralaması önemli olmayacak şekilde hem domates kabuklarımızı hem biberlerimizi robottan geçirip böyle büyükçe bir tenceremizin içine aktaracağız. Şimdi ilk aktarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edemedik ama dediğim gibi en son bu pürüzsüz kıvamı yakalayacağız çok rahat bir şekilde. Şimdi tekrar domates kabuklarımızı mutfak robotumuzun içine aktarıyoruz. Daha sonra da böyle elimizle biberlerimizi parçalayarak veya tabii ki bıçakla da parçalayıp koyabilirsiniz. Bu şekilde biraz da biber ekleyeceğiz bu aşamada. Karışık bir şekilde ilerliyoruz. Hem biber hem domates kabuğu olacak şekilde. Yine mutfak robotumuzu aldık. Çalıştırıp onu da mutfak robotundan geçiriyoruz. Yine mutfak robotumuzu açtık. İkinci aşamada tekrar boşaltıyoruz tenceremizin içine. Tamamı bitene kadar bu işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar. Burayı hızlıca geçtik. Hemen doldurup göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi büyükçe bir tenceremiz doldu. 15 kilo domatesin kabuğundan ve yarım kilo kapya biberden. Böyle güzelce büyük bir tenceremiz çıktı. Şimdi ocağa alıyoruz arkadaşlar tenceremizi. Evet arkadaşlar şimdi ocağı aldık. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. E, hazırladığımız bu karışımımızı e, orta ateşte yaklaşık 1 saat kadar kaynatıyoruz. Kaynatmaya devam edeceğiz. Ara ara bu şekilde karıştırın. Kesinlikle hiçbir şekilde dibini tutmuyor. Ama ara ara bu şekilde karıştırırsanız ısı yayılımını eşit bir hale getirmiş olursunuz. Kapağını kapatmıyoruz. Kapağı açık bir şekilde pişiyor. 1 ee, saat kaynadıktan sonra e, zaten yeterli bir e, suyunu çekme işlemi gerçekleşecektir. E, bu nedenle ara ara sizlere böyle göstereceğim. ben e, suyunu çekme işlemini gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu çekip katılaşmaya başlıyor. Evet arkadaşlar son hali de böyle. Artık gördüğünüz gibi baya bir suyunu çekti. Ee, yani katılaştı baya bir. Artık bu işlemden sonra ocaktan alacağız arkadaşlar. Bu aşamada ocaktan aldıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir blender yardımıyla domateslerimizi ve biberlerimizi robottan geçirdiğimiz güzelce pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyoruz. Bu aşamada pürüzsüzlüğünü sağlıyoruz tamamen. Tamamen pürüzsüz oldu gördüğünüz gibi. Hazır aldığımız salçaların kıvamında oldu. Sizlerle ne yaptık? Karışık salça yapmış olduk hem biber hem domatesin olduğu harika bir karışık salça yapmış olduk. Şimdi bu salçamızı gördüğünüz gibi artık bu kıvama geldikten sonra balkonda güneşte bekletme işlemine geçeceğiz. Eğer güneş gören bir balkonunuz varsa 2 gün eğer çok fazla güneş görmeyen bir balkonunuz varsa 3 güne kadar kurutma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde son olarak 2 kiloya yakın karışık salçamız çıktı. 3 güne yakın beklettik biz balkonda ve gayet güzel bir salça elde etmiş olduk. Hem de domates kabuklarından israf etmemiş olduk. Umarım sizler de denersiniz. Hem bu yöntemle çok güzel salça elde ediyoruz hem israf etmemiş oluyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.